Değerli izleyiciler merhaba. Bugünkü konuğumuz Ticaret Müdürü Yuşa Bedir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Dediğiniz gibi ismim Yuşa Bedir. Kaderin bir cilvesi olarak ailecek Rusya'da uzun yıllar yaşadık. Orada doğdum, büyüdüm. Liseyi falan orada okudum. Tabii oranın kültürüyle birazcık yetiştik ama tabii kendi şeyimizi unutmadan. 94 senesinde İstanbul'a geldik. Türkiye'ye geldik. Marmara Üniversitesi'nde okudum. Ondan sonra işte o tarihlerden beri, aşağı yukarı 97'lerden beri bir ticari hayata girdik. Ne güzel, harika. İşiniz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii. Şu anda Interinvest Holding'de ticaret müdürü olarak çalışıyorum. Bayağı büyük bir şirket. Birçok ülkede şubesi olan, işte petrokimya, sağlık, inşaat, ticari faaliyetleri var. Birçok Türk markasının distribütörlüğünü yapıyoruz. Rusya, Kazakistan gibi ülkelerde kozmetiktir, ev kimyasalları vesaire vesaire. Güzel bir firma, büyük bir firma. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki bu sektöre yönelmeniz nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Şöyle oldu. 97 senesinde yaz tatilinde üniversitede okurken şu anda Galata Port olan bir yerde Expo 97 denen bir yer vardı. Büyük bir ticaret merkezi vardı. Rus-Ukrayna gemilerinin yanaştığı yer. Dedim gideyim orada çalışayım, hem aileme katkı olur, hem zaman geçirmiş olur. Yani üniversitem, kendi ayaklarım üzerine durayım dedim. Tabii. O dönemin Türkiye'nin en büyük holdinglerden birisi olan Komasan Holding'de işte iş buldum. Yaklaşık 30'a yakın fabrikası olan bir firmaydı. O arada o kadar çok hoşuma gitti ki, yani showroomları, ürünleri gördükçe dedim Allah'ım dedim ya, keşke her sektörde çalışsam da bu işlere tamamını bilsem desem dedim. Evet. O arada herhalde doğam kabul oldu. Ne yani güzel. Girip çıkmadım, çalışmadım, hemen hemen sektör kalmadı öyle diyeyim size. Evet, ama tecrübe edindiniz. Çok büyük tecrübeler oldu. Tabii şimdi hani tek bir işte mi çalışsaydım, böyle mi derseniz, hani yerinden dönme imkanı olsa hayatı, tekrar bu yolu seçerdim diye düşünüyorum. Evet. İşinizle ilgili olarak gelen talepler hangi yöndedir? Şöyle, şimdi biz mesela firma olarak Orta Doğu'ya da bakıyoruz. Afrika ülkelerine de. İşte kuzeyimiz var. Ukrayna'sı, Rusya'sı, Orta Asya'sı. Her bölgeden gelen talepler var. Yani inşaat malzemesi, kozmetiktir, makinedir, gıda. Çok zevkli bir iş. Evet. Çünkü çok değişik sektörlerle muhatap oluyorsunuz ve karşılamaya çalışıyorsunuz. Bizim ülke için de büyük bir katkı aslında, döviz girdisi vesaire. Evet. Peki işinizin zorlukları nelerdir? Derin bir konu aslında. Tabii. Şöyle, zorlukları ikiye ayırsak, teknik zorluklar var. Hani atıyorum force major diyoruz biz buna. Tabii. İşte gemi geç yanaştı. Tabii. Döviz fırladı. Şöyle oldu, böyle oldu. Bunlar teknik. Bunlar hani herkesin anlayabileceği sıkıntılar. Bir de manevi zorluklar var diyelim. Tabii. Bu şekilde özellikle ülkemizle alakalı, günümüzle alakalı şöyle olmakta. Maalesef şu anda yani orta segment diyelim ticaret tüccarların arasında hemen köşeye dönme, maalesef, bir an önce zengin olma, fırsatçılığı gibi şeyler var. Dolayısıyla karşı tarafta gerçekten şeffaf, hani verdiği vaadi tutan insan bulmak çok zor. Maalesef. Yok mu? Var. Hani en büyük zorluklar sorarsanız bence o. Kesinlikle. İşinizin keyifli yanları nelerdir? En keyifli yanı işte, yani şöyle söyleyeyim mesela, bana göre ticaret, hani hayatı bırakayım felsefeye girelim, bir yarış. Evet. Yani sonuçta bir atletizm pisti düşünün, yarıştasınız. Hani finişe varmak en büyük zevk. Ben bu işi başardım diyebilmek en büyük zevk bu bana göre. Evet. Ya. Çok güzel. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ya ben hani biraz mütevazi bir insanım aslında ama en güçlü derken ben insanlara çok rahat bir empati yapabiliyorum. Çok rahat konuşabiliyorum. Evet. Anlayabiliyorum, dinleyebiliyorum. Rahat iletişim kurabiliyorum. Onun dışında da ne diyeyim, ikna etme kabiliyeti diyelim. Evet. Güven verme diyelim. Öyle diyorlar, bilmiyorum çok da. Çok güzel. Son derece önemli. Tabii güven olduğu zaman ilişkiler hep uzun vadeli oluyor değil tabii mi? Size güveniyorlar, yaptığınız işe güveniyorlar, sizi tavsiye ediyorlar. Bunlar son derece önemli. Aynen öyle. Rahat bir şekilde bir şey bilmiyorsam bilmiyorum diyebiliyorum. Tabii, net, şeffaf. Abi bilirim, ederim falan günümüzde çok var. Yaparız, ederiz. Yok yani. Tabii. Haddini bileceksin derler ya. Şeffaf olmak en güzeli çok, değil mi? Çok önemli, çok. Peki sizce başarı nedir?
İlk başladığımda rahmetli bir patronum vardı. O güzel bir hikaye anlatmış, anlatmıştı. Diyordu ki bir kuru yük gemisi düşünün. A noktadan B noktaya gidecek. Yolda ne tür sıkıntılar yaşadığını, fırtınalar, alabora, şu bu atlattığını kimse sormaz ona. O varış limanına vardın mı yok mu? Ona bakarlar. Sonuç. Tabii yani sonuç. Öteki türlü abi şöyle oldu böyle oldu. Ya sonuç. Sonuçtan bahset bana. Hikayeyi kesinlikle anlatma derler. Yani kesinlikle. Şeyde. Öyle. Doğru. Peki sizi en çok ne motive eder? Motive eden şeyler karşı tarafla ben günlerce uzun süren, günlerce süren pazarlığın vardır, görüşmen vardır vesaire vardır. En son el sıkışıyorsun. Hani karşı taraftaki bu enerji alabiliyorsun, onlar beni motive eder. Yani çalıştığım insanların dürüstçe benim gibi baktığını görmek beni motive eder. Yani ekip işi bu iş. Biz mesela ekibimiz çok sağlam ekibimiz var. Şirket yöneticileri tamamen hani nasıl derler yol senin dediler. Hı-hı. Güvendiler bana sağ olsunlar. Ne ben güzel. De onları şey etmeye çalışıyorum. Ne güzel. Mutlu etmeye çalışıyorum. Harika. Peki işinizle ilgili hedefleriniz? Şöyle söyleyeyim. Hani çok okumayı seven bir insanım. Rus Hı-hı. kültürünü bilirsiniz. Tabii, aşırı okumayı teşvik eden kültür, öyle bir şey. Edebiyata, sanata önem verirler. Aynen, aynen. Hani ben bir sürü kitap okudum. Ve esas mesela çok güzel bir kitap var. Paul Lewis diye bir yazar var. Onun Yeşil Kral diye bir kitabı var. Hı-hı. Herkese aslında tavsiye ederim. Hı-hı. Orada adamın bine yakın şirket kurmuş Hı-hı. o insan. Ve sistemi çalıştırmış. Aslında benim hedefim de böyle sistemin saat gibi çalışabildiğini Hı-hı. görebilmek. Hani Hı-hı. ayarlamak öyle diyeyimse. Evet. Çok önemli gerçekten. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani gençlerle arada böyle konuştuğumuz zaman abi işte tecrübenden falan hani Hı-hı. şey yaptım. Demin dediğim gibi şeffaf olmak. Hani biliyorsunuz Hı-hı. dinimizde bir hadis vardı. İşte iki kişi ortak olmaya karar verirlerse birbirlerine karşı dürüst ve şeffaf oldukça yani olduklarında Tabii. Allah da üçüncü ortak oluyor gibisine. Yani siz öyle iş yapın ki bir kere bilmiyorum demeyi bilin. Tabii. Her şeyi atlarım yaparım değil. Hı-hı. Öğreneyim. Bir araştırayım. Hı-hı. Üçüncüsü de yani yaptığınız işten sonra müşterinizin telefonuna rahat bakabiliyorsanız aynaya baktığınız zaman evet ben bu işi başardım. Kimseyi kandırmadım. Kimsenin şeyine göz koymadım diyebiliyorsanız doğru yoldasınız. Öyle bir ufak bir nacizane tavsiyem bu. Ne güzel, harika bir mesaj oldu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Bilim Fakat kahveler. Programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz ticaret müdürü Yuşa Bedir'di. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, rica ederim. Ben başarılarınızın devamını dileriz. Eyvallah, sağ olun. Kolay çok gelsin, mersi. Hayırlı işler. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.